Kızı bir dakika bırak beni onun elinden tut. Kardeşim elinden tut ya. Alo. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kimsin sen? Kimi aradın kardeşim? Hakan'ı aradım da ben. Kim? Hakan. Ha, benim buyur. Sen misin Hakan? Benim Hakan buyur. Şimdi bizim kızım, bir dakika kardeşim elinden tut ya. Alo. Şimdi bizim bir kardeşimiz var Hakan. Evet. Adı İlyas. Senden mal almış senetle. Elektronik eşya. Son senedini de ödemiş. Evet. 800 lira gözüküyor burada. Sonrasında sen ona demişsin ki işte sen bu 800'ü ödedin ama daha bir son bir senedin daha var falan demişsin. Senedi de vermemişsin. Çocuk da bize geldi. Babacığım bu hangi İlyas? Bende 3 tane 3-4 tane İlyas var. Hangi İlyas bu? Sirkeci'de, Sirkeci'de. Ne almış lan? Ne aldığını tam bilmiyorum. Orası da bizi ilgilendirmiyor zaten de. Bu çocuk... Ya defter benim şimdi yanımda yok. Defterde olsa söyleyeyim sana da. Şey mi acaba? Bizim bu Fatih'teki İlyas mı? İlyas mı bu ya? Evet. Şimdi... Tamam. Tamam. Bu... Sorun ne? Ne demek oğlum sorun ne? Bu çocuğun sana borcu yok. Sen niye hala 800 lira? Hocam oğlum da olmuyor yalnız. Bunu akşam bir şey bozmayalım. Şimdi sen İlyas Öztürk'e ne yolluyorsun? Tamam aslan o zaman Hakan diyelim biz sana. Biz İlyas Öztürk ve onun gibi kardeşlerimizin abileri oluyoruz. Hocam aslan değil Hakan. Şimdi İlyas Öztürk'ün tamam senedi ver. Nedir? Mesele nedir? Senin adın Hakan'dı değil evet. mi? Tamam ben senin evet. adını, ben senin adını aslan koydum. Hocam adım Hakan. Bu şey aslan Hakan'a geçen bu İlyas'ın meselesi ne? İlyas tamam senedi var ödeyecek yani o kadar. Mal almış ödeyecek yani. Adam son senedini ödemiş. Sen de buna son senedini vermemişsin. Bir 800 lira daha borcum var demişsin. Ne ayaksın sen? Ha? Hocam ben kimle görüşüyorum? Benim adım Yusuf Yılmaz Çelik aslan parçası. Yusuf Yılmaz. Yalnız şu babacığım aslan parçası olan... Bir şey yapalım. Tamam ben onları söylüyorum. Sen istemediğin kelimeleri duymazsın o zaman. Tamam mı? Ben senin gibi bir adam için konuşmamı düzeltmiyorum. Ya. Akşam. Hocam. Problem değil oğlum. Sabah arayalım istersen. Saat söyle yani. Babacığım bu tamam İlyas tamam verdik malı karşılığında ödemesinde yaptı. Bitti bu iş yani. Ne var ki bunda? Tamam sen. Sana mı geldi ağladı yani? Ha bir de ağladı falan. Sen hiç ağlamaz mısın kardeşim? Abicim İlyas ya bir şaka yaptık ondan sonra gelmiş sana mı hemen şey yaptı? Şakası bak şimdi şakası makası bu işin yok. Sen çocuk... Abicim nazımız geçiyor diye bir şaka yapmışız. Bak, ondan sonra... Bir kere daha bak bir kere daha benim lafımı kesersen senin nazını yerim. Tamam mı? Bir kere abicim, daha... Abicim bak böyle ama yerim benim... Soruyorsun ki söylüyoruz anlatıyoruz yani. Tamam ben sana o zaman olayı söyleyeyim. Sen İlyas Öztürk'ün ne söylüyorsun hocam ben onu anlamadım ya. Bir arıyorsun bir şey diyorsun ben anlamadım ya. Tamam, kafam karıştı benim. Ben bir kere daha söyleyeyim. Gerek İlyas gerek başka kardeşlerimiz gibi bu saatten sonra senin de olacağımız gibi biz bazı arkadaşlarımızın böyle abileriyiz. Bundan sonra senin de abiniz. Akşam abim. Ha şöyle. Ya, ha şöyle. Şimdi İlyas Öztürk'ün bak İlyas Öztürk benden tamam malı aldı. Bak beni dinle. Ben konuştuğum zaman susacağım. Ben sana önce bir olayı anlatayım, sonrasında yapman gerekeni söyleyeceğim, tamam mı? Buyur. Sen bu işlere yeni girmişsin zannediyorum. Ama senin bu işlerde yürümüşlüğün kadar bizim geri gitmişliğimiz var. Ben 3 kere girdim, 4.'ye de senin için girerim, hiç problem değil. Anladın mı bunu? Bak buraya kadar anladın mı? He? Anladım. Tamam. Anladım. Bu çocuğun sana borcu 800 lira mıydı? Evet 800. Tamam o çocuğun borcunu ben üstleniyorum 800 lira. Seninle bana karşı yapmış olduğun bu terbiyesiz konuşmanın cezasını kesiyorum. Ama bizi tanımadığın için bunu paraya çeviriyorum. Senin de bana borcun 8.000 lira. Abicim Allah 8.000. Abicim bu bak şimdi aslan, bu İlyas. Bana bak bana 9.000 oldu. Allah akşam abicim. İlyas... 10 oldu 10 10. Abi 10 bak. Bin lira. Abi bir şey söyleyeyim bak tamam bir cümle söyleyeceğim bir açıklama yapayım. Tamam sen bak ben de sana tek bir şey söylüyorum. Bu telefonu kapattıktan sonra adımı soyadımı sana bir kere daha söylüyorum. Sen beni bir araştır tamam mı? Abi estağfurullah tamam ben bir şey demiyorum inanıyorum abi bize yamuk olmaz. İlyas kardeşim. Nasıl yamuk olmuyor aslanım bak nasıl abi, yamuk? Abi ben bir... Bir dakika beni dinle bak beni dinle. Dinliyorum abi. Dinliyorum. Bu çocuğun bizim gibi bir tanıdığı olmamış olsaydı eğer sen bu 800 lirayı ondan mecburen alacaktın. Bu çocuğun bizim gibi bir tanıdığı var. Yok abi bize yamuk olmaz. Aslan bak ben Yozgat'tayım bize yamuk olmaz. Bu çocuğun bizim gibi bir tanıdığı var. Onun bir abisi olarak 800 liralık sana olan borcunu ben üstleniyorum. Sana da cezayı 10.000 lira kesiyorum. Abi etme deme bak bizde yamuk olmaz abi öyle bir şey. Abi bak ben sana bir anlatamıyorum bak, ki. Aslan, bak aslan bak beni iyi dinle bak.
Aradığımda, aradığımda en başta her şeye karşı geliyordum. Bak ne güzel aslan gibi adamsın. Şimdi onu da kabullendin, gördün mü? Abi tamam abi, bir şey demiyorum. Estağfurullah. Ben şimdi sana diyorum, inanıyorum. Şimdi ben, bak şimdi beni dinle. Şimdi beni dinle. Bak beni dinle. Şimdi susuyorsun. Beni dinliyorsun can kulağına. Dinliyorum. Cezan 10 bin lira. İftardan yarım saat sonra senin Muharbiye'deki dükkanda buluşuyoruz. 10 bin lirayla beraber gel. 10 bin liranın içinden 800 lira sana İlyas'ın borcunu vereceğiz. Geri kalan kaç para kalıyor? Abi İlyas kardeşimizin borcu yok. Ben işte sana tamam kardeşim, onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam kardeşim, İlyas'ın borcu yok. Senin bana var 10 bin lira. Peki. Abi etme eyleme gözünü seveyim şimdi akşam yani. Aslında 11 oldu. Sana... 11 oldu. Abi, bak uzayacak mı bu da? Benim işime gelir 11 oldu. Yusuf abi bak şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir cümle kurayım abi, bir anlatayım sana. Ondan sonra sen yine söyleyeceğini söyle abi ya. Şimdi İlyas Öztürk geldi. Tamam biz hani lazımız geçiyor diye çocuğa bir şaka yapalım dedik. O ödeyeceğini ödedi. Senedini ve o an kafamız kalabalıktı. Ondan dolayı şey yapamadık. Yani senedini vermeyeceğiz diye bir şey yok. Evet, İlyas'ın borcu yok yani. Yok öyle bir şey abi. Gözünü seveyim ama yani hani yani ne diyeyim ki abi, ben ortada bir şey yok. Mümkün değil ya. Etmeye deme ya. Tamam, benim de sana nazım geçiyor mu bu saatten sonra? Abi ben inandım, tamam bir şey demiyorum abi, tamam. Ama yani. Tamam, ben de sana diyorum ki benim de sana nazım geçiyor. 10 bin liraya ihtiyacım var, iftardan sonra hazırla. Tamam mı? Abi ben seni tanımam bilmem etmem ben. Tamam, telefonu abi kapattıktan sonra araştır işte, Yusuf Yılmaz Çelik. Abi estağfurullah, tamam bir şey demiyorum ama yani ben şey yapamam, 10 bin lira yapamam abi, ayarlayamam ya. Ben ne yapayım sana 10 bin lirayı, nereden buluyorum abi? Oğlum bu paranın biz sende olduğunu zaten biliyoruz, biz seni aramadan önce araştırdık. Bak sana çok ince bir şey söyledim, Harbiye'deki dükkan diyorum. Anladın mı? Abi bir sürü borç harç. Tamam da yani. Bırak bu işleri oğlum. Bak bırak bu işleri. Öyle İlyas gibi garibanlara senet imzalatıp da para almaya benzemez bu işler. 10 bin. Abi yok tabii, öyle bir şey yok ya. Koç bak. İlyas kardeşimizin son lafı söylüyorum. Son lafı söylüyorum bak. Beni iyi dinle. Son lafı söylüyorum. 15 oldu. Tamam mı? Abi ne yaptın gözünü seveyim ya. Mümkün değil. Ben nereden sana değil 15 bin lira bile bulamam ben sana abi ya. Şey var dükkanın işleri iyi değil abi, gözünü seveyim, etmeyin ama ya. Tamam. Uğur gel abi dükkana, gel bir çay içelim. Geleceğim. Bir yemeğimizi ye. İftardan yarım saat sonra oradayım zaten. Senin araban var mı? Var abi. Kaç para eder araban? Abi bilmiyorum, çok bir şey etmez. Eski bir orada var işte, ayağımızı yerden kesiyor. Tamam, sen dükkana gelirken Harbiye'deki dükkana iftardan sonra arabayla gel, biz bir ona bir bakalım. Madem nakit yok kardeşimize kolaylık sağlayalım. Abi ne arabası gözese ya, buyur gel başımla beraber, tamam çay çorba içelim ama yani bu şeyi halledelim, gözünü seveyim ya. Bak aslan. Yani bak, bak şimdi ortada abi dinle, ortada bak, Yusuf bak, abi ortada çok önemli bir yanlış var. Bu adam sana gelmiş bunu söylemiş, ağlamış sana ama yok öyle bir şey ya, biz bu kardeşimize bir şaka yapalım dedik. Adamın durumu getirdiği hale bak, gözünü seveyim ya. Sen kardeşinize şaka yapalım dedin, hadi bakalım. Sen şimdi telefonu hani diyorsun ya, o sana telefon açmış ağlamış falan diye. Telefonu kapattıktan evet sonra tanıdığın en büyüğü ara, de ki Yusuf Yılmaz Çelik diye birisi beni aradı, böyle böyle söylüyordu. Sen de onu ağla, bakayım kurtarabiliyor mu seni? Abi estağfurullah, yok öyle bir şey. Benim ağlayacağım, ben bir şey... Öyle bir şey yapmam abi, mümkün değil de yani aramam yani kimseyi, kimi arayayım ki abi, ben sana olanı söylüyorum yani, meseleyi söylüyorum ben sana ya. Akşam şimdi yanımda mı abi İlyas? İlyas yanımda değil. Abi yani sen kendisini de arayıp bir sorsan bak, beni sorsan. Tamam, benim onunla işim kalmadı. Sen İlyas'ın bana borcu yoktur dedin. Aslan yoktur musun? Yoktur. Ama senin yok, bana yok yani İlyas'ın bana borcu yok. Ben şaka yaptığımı söyledim zaten. Tamam, benim hiçbir şekilde şakam yok. Senin bana var kardeşim 10 bin lira. Bak abi gözüne seveyim. Hadi kapatmam lazım kardeşim. Misafirlerim gelecek. Onu abi lütfen bak. Abi alo. İftardan yarım saat sonra Harbiye'deki dükkanı. Abi alo gözüne se. Abi mümkün değil ya. Ben oğlum bak bana ağlama. Şey. Bak bana ağlama. Senin bu yapmış olduğun işle alakalı, sen hani bana ben adamım diyorsun ya. Senin gibi en az 15 tane adam sadece benim yanımda çalışıyor. Beni abi tamam estağfurullah. Beni boş ver. Bırak bu işleri. Abi, bu işleri geçeceksin. Bu işleri tamam geçeceksin. Bu işleri geçeceksin. Anladın mı? Bu işleri geçeceksin. Çocuğa gidiyorsun, senedi diyorsun ki ya işte senin son senedin var 800 lira bilmem ne. Ya benim gibi büyük bir tanıdığı bir abisi olmasaydı nasıl kurtaracaktı bu çocuk? Şimdi sen de git en büyük tanıdığın abini ara, hadi kurtarsınlar elini. Abi estağfurullah, ne tanıdığı? 20 bin lira aldı. 20 bin oldu. 20 bin oldu. İftardan yarım saat sonra dükkanlısın. Hele bir gelme. Anladın mı? Tek başına yalnız. Hele bir gelme. Abi. Abisi yok. Hele bir gelme.
Telefonu kapatıyorum, başka da hiçbir şey demiyorum. İftardan yarım saat sonra dükkanındasın. Abim. Abi yok ben... oğlum. Benim adım Yusuf. Abi yok. Estağfurullah abi. Ya ama yani abi çok yani ortada hiçbir şey yokken bu hallere geldi durum ya. Yok öyle bir şey ya. Onu ya seyretmene diyor abi. Bak. Tamam İlyas'ın seyretmene diyor. Yok ben İlyas'ın borcu yok abi. Ben ona söylemişim zaten. Ne 20 bin abi? Ben nereden bulayım sana 20 bini ya? Tamam oğlum ben de sana diyorum ki İlyas'ın borcu için gelmiyorum. Senin bana olan 20 bin liralık cezan için geliyorum. Ben sana abi cezayı... gözlesin etmeyelim abi. Buyur tamam gel başımla beraber yani. Çayımı kahvemi çay buyur gel alayım seni. Ben sana da tek bir şey söyleyeyim. Bak sana da tek bir şey söyleyeyim için ciddiyetinin farkına var. İftardan yarım saat sonra o dükkana geleceğim. 20 bin lira varsa can ciğer abi kardeşiz. Ben abiyim sen kardeşsin. O 20 bin lira yoksa bu gece eve gidemezsin. Anladın mı? Abici sen abicim zaten abi yok. Tamam. Telefonu kapatıyorum işim gücüm var. Tamam mı? Abi gözlesin bak. Alo abi. Ne var? Abi gözlesin etmeyin ama yani tamam bak yok böyle bir şey yani. Ben bulamam abi mümkün değil ya. Git başka birisinden senetle para al o zaman. Çek abi şey. Kimden bulayım senetle para? Yani zaten şey, piyasa kötü, ortam kötü biliyorsun. Tamam, Hakan, Hakan. İş yaptığımız yok ya. Hakan, Hakan diyorum sana. Lafımı kesin. Efendim abi. Sen bu İlyas'a senetle alakalı şaka mı yapmıştın? Evet abi kendisi geldi. Nazımız geçiyor dedi. Dedik ki sene son senedim. Tamam, dur. Heyecan yapma, heyecan yapma. O da hemen gelmişten ağlamış ya. Tamam dur, heyecan yapma. Susmuyor adam. Senin ona şaka yaptığını biliyor. Uzun süredir de ticari bir alışverişiniz, ilişkiniz varmış. İlyas bizi aradı. Dedi ki, Best FM'de Serdar Gökalp, Serdar yayında programında Hakan Bey... Yapma ya. Hakan Bey'i işletebilir mi acaba dedi. Biz de şimdi onu yaptık. Abi... Yapma ya. Bu kadar olur ha. Şu zamana kadar yaptığım telefon şakalarından en güzellerinden biriydi. Abi samimi söylüyorum bu kadar olur ya. Telefonu kapatacaksın diye nasıl korktun? Seni mi aradı abi ya? Beni aradı. Abi inanamıyorum ya. Kardeşim. Yani telefonu kapatacaksın diye çok korktum yemin ediyorum ya. Yok yok tamam 20 bin lira falan kimseye borcun yok. İzin olursa bu akşam yayınlıyorum canlı yayında bu telefon şakasını. Abi yayınla izin senindir ya bu. Hadi ya. Sinirim oldu sen gitme elini yüzünü yıka. Sen gitme elini yüzünü yıka. Abi ben komple soğuk duşa girmem lazım şimdi. Hadi görüşürüz.